Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tam da Mossad Başkanı'nın müzakereler için Katar'a gittiği sırada Gazze'de 2 günlük ateşkes teklifinde bulundu. Hamas'ın yaklaşımı olumlu olsa da ateşkese karşı çıkan aşırı sağcı bakanların da etkisiyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun teklifi reddettiği öne sürüldü. Gazze için ateşkes umudu canlandı. Yeni girişim Mısır'dan geldi. Detaylarını Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin anlattığı teklif 2 günlük geçici ateşkes öngörüyor ve bu adımla kalıcı ateşkese kapı aralayacak müzakerelerin başlatılmasını hedefliyor. Mısır'da son birkaç gündür 4 İsrail rehineye karşılık İsrail hapishanelerindeki bazı mahkumların serbest bırakılması için çaba sarf ediliyor. Daha sonra 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak. Açıklamanın zamanlaması önemli. Tam da Mossad Başkanı David Barnea'nın CIA Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı El-Sani ile ateşkes ve rehine takası anlaşmasını görüşmek üzere Doha'ya gittiği sırada gerçekleşti. İsrail yetkililere göre Hamas görüşmelerin bu turuna katılım göstermeyecek. Ancak Arap basını Hamas'ın Sisi'nin teklifine olumlu yaklaştığını öne sürdü. Hamas'ın üst düzey isimlerinden Hüsam Badran da "Taleplerimiz açık ve biliniyor. Netanyahu'nun üzerinde mutabakata varılan hususlara bağlı kalması şartıyla bir anlaşmaya varılabilir." dedi. İsrail basını ise Netanyahu'nun 2 günlük ateşkes teklifini reddettiğini yazdı. Netanyahu'nun esir takası görüşmelerinin yalnızca Gazze'ye saldırılar sürerken devam edeceğini savunduğu aktarıldı. Aşırı sağcı Finans Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de teklife karşı çıktığı belirtiliyor. Hatta Smotrich, Batı Şeria ve Gazze'nin ilhak edilmesi için çağrıda bulundu. Filistinlilerin diğer ülkelere yollanması gerektiğini savunan Smotrich, İsrail askerleri ve Yahudiler Gazze'ye kalıcı olarak yerleştirilmeli dedi. Amerika Birleşik Devletleri aşırı sağcı İsrailli bakanların tutumundan rahatsız. Axios haber sitesine göre ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 7 yabancı mevkidaşıyla birlikte Netanyahu'ya mektup gönderdi. O mektupta Smotrich'in Filistin ekonomisinin çökmesine sebep olabileceği uyarısı yapıldı. Zira Smotrich, İsrail ile Filistin bankaları arasındaki işbirliğini uzatmama kararı almıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri bankacılık sisteminin darbe alması halinde Filistin yönetiminin çökmesinden ve Batı Şeria'da güvenlik krizi yaşanmasından korkuyor.